Yazılarımız var, onları da e, evet. ekrana rica ediyorum. Bir tanesi e, Alaaddin Aktaş'ın yazısı. Şimdi KKM'den kurtulmak gibi bir çabamız var ya Şeref abi, bütün düzenlemeler buna dönük. Geçen haftaki verilerde sadece 1.2 milyar TL azalma var. Diyor yani ki Alaaddin, damla, damla, okyanusta damla. Evet. 3.5 trilyon içerisinde 1.2 milyar Hiç esamesi şey. bile okunmaz. Aynen, asgari faizi azaltmak işe yaramadı, KKM azalmıyor demiş. Bir de şöyle sormuş ya vatandaş KKM'den niye çıksın ki demiş. İşte dün onu sorduk. %20 Sen de o başlığı %20 yirmi öneriyor ya da %40 faiz hangisinde kalırsın? Ya bir rahat batmadı bana. Kurun nereye gideceği noktasında bana em, güvence veremediğinden dolayı ben KKM'de kalsam bence iyi olur. Yani bu faizle pek alakası da kalmadı KKM'nin. Zaten akşamın yaşında yazısında da o var. KKM azalmıyor faizi oranını belirlemekle. Niye? Çünkü ben oraya niye geldiğimi unutma diyor. Mevduat sahibi diyor ki ben buraya niye geldim kardeşim sen bunu kaçırıyorsun. Ben enflasyondan kaçtığım için buraya geldim. Beni koruyor. Bana koruyacak başka bir damaltı ver. O zaman konuşalım seninle. İşte politika faizinin aşağısına olur üstüne olur falan filan hikayesi değil. Yani i̇şte söylüyor yüzde öneriyor banka. Ben gene onu senin yüzde kırk hatta 45 de olmuş olan mevduat önerinden daha öncelliyorum. çünkü burada bu var artı bir de üstüne kur farkı geleceğini biliyorum. Niye? Çünkü benim önümüzdeki dönemde kurun artmayacağına dair e, i̇kna, senin, olmadım yani. ikna olmadım diyor. Bir de şunu bir kere daha hatırlatalım Barış. Ne olur bunlardan söyleyelim ekonomi masasında. Bu ekonomiyi yönetenler beyanlarını biz inandığımızı ve kabul ettiğimizi zannediyorlar. Hayır ikna olmadığımızı kabul etmiyorlar. Kardeşim sen şöyle dedin ya, sen ona inanarak devam ediyorsun bütün adımların, sonra şaşırıyorsun, ha, ne oldu, niye olmadı? Ben ona inanmadığım için o. Beni ikna edemediğin sürece sen istediğin aldığın kararı al, ben ona oyuna katılmıyorum. Bu açmazı mutlaka gidermeleri lazım. Merkez Bankası piyasadan veri topluyor, anket yapıyor vesaire. O anlamda önemliydi ama o aldığın veriyi de dikkate alman gerekiyor. Sen enflasyon hedeflemesi yapıyorsun ve buna ikna olduğumu düşünerek bir sonraki adımların ona göre atıyor. OVP diyorsun. 3 sene sonra faiz %8,5 olacak. Pardon. Enflasyon %8,5 olacak. Sen buna inanmış olabilirsin. Ama ben inanmadığımdan dolayı inanmış gibi davranarak devam etme. Benim de görüşlerim, inançlarımı devreye al. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Çok kısa izninle haddim olmayan ufak bir şey ekleyeyim. Bu ikna süreci bir zaman alacak. Kesinlikle. Yani Şeref abiye geldim. Abi çok güzel bir projem var. Gel bu işi yapıyoruz. Bir dakika Barış ben seni seviyorum. Tamam iyi insansın. Iyi çocuksun. Ama beni bu konuda ikna et. Dur bakalım yani buna bir bakalım. Sen He. hele bir başla. Hani ne olacak? Bir zaman. Doğru. Sen yapabilecek misin bunu? Attığın adımlar hedeflerinin uyumlu mu? Mesela bir. iki. Bu ikna sürecinde henüz bizi ikna edemeyenlerin bütün suçta bu ikna edemeyenler de değil. Ne demek istiyorum? Çünkü bu ekonomi ekibinin, bu ekonomi takımının dan önceki döneme de bakmak lazım. Önceden gelen yükler, önceden gelen tırnak içerisinde yanlışlar, eksiklikler de bu o ekibin Yükü üzerinde evet. gibi geliyor bana. Onların yediği yemeğin faturası bunların önünde. Evet. evet. Dolayısıyla hani Çok çözmeleri doğru. gereken bir geçmişin sen hep söylüyorsun geçmişin muazzam hesabını yapmadığın Heh. sürece gelecekte aynı sorunları taşırsın. Çok doğru. E, bu da var yani üst üste iki zorlukları var ama inşallah hepimizin iyiliği ama için başarırlar. Şuna i̇nşallah. Zaman olur. zamana katılıyorum. O yüzden ısrarlı istikrarlı olarak devam etmesini istiyorum. Sevgilini, karını her gün öp sev çocuğu illa dokuz ayda doğuracak. Daha önce olana döşük diyoruz. Yani onların da zamana ihtiyacı var. Bizim de onlara bu zamanı verme gayretimiz ee, lazım. Şansı vermemiz lazım. Tabii aynı zamanda Cumhurbaşkanına. Tabii o da var.